CHP bugün 9 ilçede eğilim yoklaması gerçekleştirdi. Bu ilçelerden biri de Denizli'nin Çal ilçesiydi. Çal ilçesindeki eğilim yoklamasında Hüseyin Ersan Tarhan, Osman Başlar, Ahmet Hakan, Mehmet Özen ve Hüdayi Kölgesiz yarıştı. Yangın. Çal'da gerçekleştirilen eğilim yoklamasına ayrıca Manisa Milletvekili Hasan Ören de katıldı. İlçeleriyle ilgili karar vermeye gelmişler. Özlenen demokrasi, ileri demokrasi Türkiye'de bu olduğunu zannediyorum. Biz parlamentoda Adalet ve Kalkınma Partisi'ye bu konuyu çok tartışıyoruz. Yani kaliteli demokrasi istiyor isek, güzel bir yaşam istiyor isek, burada kendi memleketlerinde yaşayan insanların yöneticilerini seçme hakkı olması gerek. Seçsinler ki o yöneticilerine yarın hesap sorabilsinler veya yöneticiler o yurttaşlar tarafından seçilsin ki yönetici sorumluluğunu bilsin. Ama ne yazık ki Türkiye'de parlamenterlerde, belediye başkanlarında sadece liderlerin iki dudağının arasından çıkıyor ise o ülkenin demokrasisinin olduğunu iddia etmek çok zordur. Sayın Bekir'imin de söylediği gibi bugün buradan sandıktan çıkacak olan arkadaşımız kesinlikle adayımızdır. Örgüt olarak tamamen arkasındayız ve biz bu seçimi alacağız. İddialı konuşuyorum bu konuda. Bu önemli. Neden önemli? Bir başka partilere baktığımız zaman hani o ileri demokrasi deniliyor ya. İşte demokrasinin burada olduğunu insanların görmesi lazım. 5 tane pırıl pırıl adayımız var. Gerçekten her birini birbirinden değerli adaylarımız. Biz bir tanesini değerlendireceğiz. İki seçme şansımız yok. Mutlaka buradaki arkadaşlar iradesini ortaya koyacaklar. Bir tane adayımızı belirleyeceğiz ve o adayımızla birlikte seçimlere gireceğiz. Zaten Çameli'de ise eğilim yoklamasının olup olmayacağı tartışma konusuydu. Ancak bugün burada da eğilim yoklaması gerçekleştirildi. Çameli'deki eğilim yoklamasına ise CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan katıldı.